Merhaba arkadaşlar, Kimyasal Denge 2 videosuyla karşınızdayım. Şimdi Kimyasal Denge 1 videosunda size işte bir tepkimenin dengede olabilmesi için hangi koşulların sağlanması gerektiğiyle ilgili bilgiler vermiştim. Yani işte bir sistem dengedeyse ileri tepkime hızı geri tepkime hızına eşit olmalı. Maksimum düzensizlikle minimum enerji zıt yönlü olmalı. İşte ortamda her maddeden olmalı gibi böyle bir takım özelliklerden bahsettik. KC nasıl yazılır? KP nasıl yazılır? KC ile KP arasındaki ilişki nedir? Bunlardan bahsettik. Şimdi birazcık matematiksel soru çözelim. Ondan sonra da dengeye etki eden faktörlerden devam edeceğim. Şimdi belli sıcaklıkta 2 litrelik kapta 2 mol XO3 ile başlayan bir tepkimemiz var. Bu tepkime dengeye ulaştığında kapta 1 mol XO3 gazı olduğu tespit ediliyor. Buna göre KD, denge sabitini hesaplayın demişim. KD biliyorsun KC ile aynı şey. Yani derişim de konsantrasyon da aynı şey aslında. Ama Milli Eğitim artık konsantrasyonu tercih ettiği için İngilizcesiyle KC şeklinde vermiş bunu. Şimdi önce isterseniz kimyasal tepkimenin kendisini yazalım. XO3 gaz fazında XO2 artı O2 gaz şeklinde yazacağım bunu. Şöyle. Şimdi başlangıç tepkime denge diye bir tablo yapayım. Buna göre çözeyim istiyorum soruyu. Ne yapalım? Başlangıçta 2 mol varmış bundan. Bunlardan yok. O zaman başlangıçta 2 mol varken bir süre beklediğimiz zaman, yani sistem dengeye kadar dengeye ulaşıncaya kadar beklediğimizde 1 mol oluyor. Demek ki bundan 1 mollük bir azalma var. Bundan 1 mollük azalma varken, yani 2 mole 1 mol azalma varken 2 mole 1 mol artış olacak demektir. O zaman 1 mole de 0,5 mollük bir artış olacak demektir arkadaşlar. Bu durumda burada başlangıç tepkime denge demiştim. Bunu T diye yazmışım. Burası D olacak. Burada 1 mol madde 0,5 mol madde olacak. Bu durumda kabın hacmi 2 litre olduğuna göre biz de biliyorsunuz KC'yi bulurken derişimden yola çıktığımıza göre o zaman yapacağımız şey bunu derişime çevirmek. Yani kabın hacmine bölmek olacak. KC'yi yazdığımız zaman KC ürün bölü girendi hatırlıyorsanız XO2'nin karesini alacağım katsayısı 2 olduğu için O2'nin derişimini alacağım. Bölü diyorum XO3'ün karesi gelecek. Buradan işlemleri yaparsam XO2 0,5'tir. 0,5'in karesini alacağım. 0,5 çarpı 0,5 yapayım. Matematiksel kolaylık için bunu yapıyoruz arkadaşlar. Burada O2'ye baktığım zaman 0,25 molar gelecektir. Bölü dedim. Burada da XO3'ün karesi. Bu da zaten götürecekmiş. 0,5'in karesini alacağım. 0,5 çarpı 0,5. Bunlar birbirini götürecek. O zaman buradan 0,25 gelecektir. KC'mizin değeri. Böylelikle bu kimyasal tepkimede başlangıçta kaba konulan 2 mol XO3 sistem dengeye geldiğinde 1 mole düşüyormuş. Buna göre biz de ne kadar normalde harcandığını bulduk. Bundan harcanma olurken bunlardan oluşma olacaktır. Katsayılarına dikkat ederek tepkimedeki değişimini bulduk. Sonra son durumda denge durumunda kaç mol madde olduğunu bulduktan sonra kabın hacmine bölüp KC'de yerine koyduk arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımız zaman bir grafik sorumuz var. Oda sıcaklığında 2 litrelik kapta gaz fazında gerçekleşen tepkimenin mol sayısı zaman grafiği verilmiştir. Bu tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde denge sabiti yani KC'nin değeri kaç olur demişiz. Şimdi bir kere öncelikle X ve Y tepkimeye girmiş dikkat ederseniz K ve L oluşmuş. Yani tepkimeye giren maddeler X ve Y iken ürüne baktığımız zaman ürün K artı L olacaktır. Yine başlangıç tepkime denge diye bir tablomuzu oluşturalım. Dikkat ederseniz mol sayısı zaman grafiği derişim değil, o yüzden kabın hacmini de kullanmak zorundayız ki kabın hacmini 2 litre vermiş. Başlangıçta 0,8 mol X varmış. 0,6 mol kalmış grafiği gördüğünüzde. Başlangıçta 0,6 mol Y varmış. 0,4 mol kalmış. Bunlardan başlangıçta yok, sıfırdan başlamış. Bakın 0,4 mol K oluşmuş. 0,2 mol de L oluşmuş. O zaman biz burada hemen bir yorum yapacağız. Yorum yapacağımız yorum şu. X'e baktığınız zaman demek ki bundan 0,2 mollük bir azalma var. Y'ye baktığınız zaman Y'den de 0,2 mollük azalma var. Biz şimdi burada tepkimede var olan bu azalma ve artmalar neye göre değişiyordu aslında? Kat sayılarına göre değişiyordu. O zaman biz bu kimyasal tepkimenin kat sayılarını tahmin edebiliriz. 0,2, 0,2, 0,4, 0,2 olduğuna göre bunun kat sayısına 1,1 dersek K
K'nın katsayısı 2, L'nin katsayısı da 1 olacak diyebiliriz arkadaşlar. Son durumda o zaman denge durumunda. Bundan 0,4 mol, bundan 0,2 mol var. Kabın hacmi 2 litre olduğuna göre 2'ye bölüp derişime geçtik demektir. Şimdi KC'yi yazacağız. KC'yi yazarken ürün bölü giren yazıyoruz biliyorsunuz. Ürünler hepsi gaz fazında olduğuna göre hepsini alabiliyoruz. K'nın derişiminin karesi, L'nin derişiminin kendisi bölü X'in derişimi çarpı Y'nin derişimidir. K'nın derişimine baktığımız zaman 0,2'nin karesi, bunu 0,2 çarpı 0,2 şeklinde yazmak istiyorum. Tamamen matematiksel işlem, yani size bırakıyorum. İstersen 0,2'nin karesi şeklinde yazabilirsin. L buradan 0,1 molar gelecektir, bölü dedim. X'in derişimi 0,3 molar gelecek kendisi kadar. Y'nin derişimi de 0,2 molardır. Bakın onları hep buradan yazıyorum. 0,2 molar. Bunlar birbirini götürürse matematiksel olarak şunu şöyle yapalım isterseniz. Buradan 0,2 bölü 3 gelecektir. KC'nin değeri arkadaşlar. O da isterseniz 2 bölü 30 şeklinde bırakılabilir. Demek ki biz mol sayısı zaman grafiği verildiği zaman yapmamız gereken şey tepkimedi grafiği okumak. Ve kimin tepkimeye girip kimin oluştuğuna karar vermek ve grafiği okuduktan sonra, yani başlangıçtaki maddeleri, sonra son durumda ne kadar kaldıklarını, ne kadar oluştuklarını yerlerine yerleştirip tepkime kısmını tahmin etmek. Tepkimede azalan ve artan miktarlar katsayılarıyla doğru orantılı olarak azalıp artacağı için biz de katsayılarını tahmin ettik. Hepsi gaz fazında olduğu için KC'yi hepsini koyduk. Bu durumda buradan KC'nin değerini hesaplamış olduk arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. 4 litrelik kapta 1 mol X2O4 gazı sabit sıcaklıkta %80'i tepkimeye girdiğinde böyle bir denge oluşuyormuş. Buna göre denge sabiti KC kaçtır diyor. Şimdi yine bakın dengeyi yazalım isterseniz. X2O4 XO2'ye dönüşmüş. 2 mol. İkisi de gaz fazında. 1 mol başlangıçta, başlangıç tepkime denge diyorum. Tablomuzu yazıyoruz. Bundan başlangıçta yok. 1 mol olduğuna göre 4 litrelik kapta %80'i tepkimeye giriyormuş. O zaman biz bu 1 molün %80'ini alacağız. 0,8 molü tepkimeye giriyor demektir. Bundan 0,8 mol harcanıyorsa katsayılarına bağlı olarak 1'e 0,8 harcandı. 2'ye 1,6 mol oluşacak demektir. Buradan 0,2 mol kaldı. Buradan 1,6 mol kaldı. Kabın hacmi 4 litreymiş. O zaman derişime geçeceğiz. Çünkü KC'yi hesaplayacağız. 4'e böldük ikisini de. KC'yi yazdığımız zaman ne dememiz lazım? XO2'nin başlangıçta karesi. Bölü diyorum. Buradan X2O4'e bakıyorum. X2O4'ün kendisi kadar. Sonra buradan ne yapalım? Direkt olarak isterseniz burası 0,4 molardır. Yani 0,4 çarpı 0,4 diyebilirim. Bu değer 0,4'e eşit. Buna baktığım zaman 2'ye böleyim 0,1 bölü 2. Yani 0,05 molar gelecektir. Bölü dedim 0,05 molar. Bunu yazarken 4 kere 4 16 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazacağım. Burasını da 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 diye yazacağım. Bunlar birbirini götürsün. Buradan KC'nin değeri o zaman 16 bölü 2'den 3,2 gelecek demektir arkadaşlar. Böylece bu tepkimede KC değerini hesaplamış olduk. Gelelim şimdi dengeye etki eden faktörlere. Bir kere dengeye etki eden faktörler 3 tane. Derişim ilki, madde eklemek, çıkartmak. Yani bir kimyasal tepkime dengedeyken siz o tepkimeye bir madde eklediğiniz zaman ya da madde çıkarttığınız zaman sistemin dengesini bozmuş oluyorsunuz. Birinci etkimiz bu. İkinci etkimiz basınç hacim değişimi. Burada da sürtünmez pistonlu kaplarda çalışıyoruz ve pistonu iterek ya da çekerek hacmi ya da basıncı değiştiriyoruz. Üçüncü olarak da sıcaklık etkisi arkadaşlar. Bunların hepsini zaten tek tek inceleyeceğiz. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Şimdi bir sistem dengedeyken biz bu sisteme katalizör ilave ettiğimiz zaman bir kere dengenin yönünü kesinlikle etkilemiyor. Biliyorsunuz katalizör tepkimeyi hızlandıran maddeydi. Yani tepkime hızını etki eden faktörlerden bir tanesi. Ama bir sistem dengedeyken biz o sisteme katalizör ilave ettiğimiz zaman katalizör kesinlikle dengeyi bozmayacaktır. Sadece dengede olmayan bir tepkime varsa daha hızlı bir şekilde dengeye gelmesini sağlayacaktır. Nasıl dengeye gelecek öğretmenim dersen? Diyelim ki girenlerden ürün oluşturmaya çalışıyorsun. Girenleri koydun. Yavaş yavaş ne yapacaktır? Ürün oluşmaya başlayacaktır. Ve tepkime tersinir olduğu için ürünlerden yeniden giren oluşacak. Böylece sistem
İleri ve geri tepkime hızlarını birbirine eşitlediği an dengeye gelecek. Ve sen sistem dengedeyken eğer o sisteme katalizör ilave ediyorsan dengenin yönünü bozmuyor, hiçbir etkisi olmuyor. Ama eğer başlangıçta kaba belli bir miktar madde koydun, diyelim ki girenlerden koydun, ürün oluşacak. Ürünlerden yeniden giren oluşup denge kurulacak. Katalizör ilave edersen bu sistemin daha kolay bir şekilde dengeye gelmesini sağlarsın. O yüzden biz katalizörün dengenin yönünü bozmayacağına dair baştan bu bilgiyi verelim. Şimdi biz bir sistem dengedeyse o sistemin dengesini bozacak bir etki yaptığımız zaman buna Le Chatelier prensibi deniliyor ama ben Türkçesini yazdım arkadaşlar. Buna etki tepki prensibi deniliyor. Yani bir sistem dengedeyken girenlerden ürün, ürünlerden yeniden giren oluşurken sen bu sistemin dengesini bozacak bir etki yaptığında neler olabilir bunlar? İşte ortama o tepkime değer alan maddelerden bir tanesini ilave edebilirsin. Kabın hacmiyle oynayabilirsin, sıcaklığıyla oynayabilirsin tepkimenin. Bu tepkimeyi dengesini bozacak bir hareket. Bunu yaptığın zaman sistem bu etkiyi yok etmeye çalışacaktır. Ancak bunu unutmayın, yapılan etki yok edilemiyor. Ne demek bu öğretmenim derseniz, yani sen bir maddenin derişimini arttırdığın zaman, kimyasal tepkime değer alan maddelerden bir tanesinin derişimini arttırdığın zaman sistem onu azaltmak isteyecek ve azaltıcı yönde hareket edecek. Ya da tepkime değer alan maddelerden bir tanesini çektin, o maddenin miktarını azaltın. O zaman sistem onun miktarını arttıracak yönde girenlere ya da ürünlere kayacaktır. Dediğimiz şey budur. Hepsini tek tek şimdi inceleyelim isterseniz. Bakın arkadaşlar, dengeye etki eden faktörlerden ilki derişim etkisidir. Bu madde eklemek ya da çıkartmak demektir. Sabit hacimli bir kapta çalışıyoruz. Sistem dengedeymiş. Dengede ne demek? Yani H2 ile CL2, HCL'yi oluştururken HCL yeniden H2 ve CL'ye dönüşüyor. Ve sistem dinamiktir biliyorsunuz, hareketli. Bu sistem dengedeyken sürekli bir bu şekilde ürünler ve girenler dönüşümü vardır. Sistem dengedeyken sabit sıcaklıkta kaba H2 ekleniyormuş. O zaman yaptığım etki H2'nin derişimini arttırmaktır. H2'nin derişimini artırıyorsan sistem tepki gösterecek. Çünkü sen bir şeyi yaptığın zaman ne dedik, etki tepki prensibine göre tam tersi yönde hareket ediyor. Sen H2'nin derişimini arttırırsan, arttırdın. H2'nin derişimini arttırdığın zaman sistem bunu azaltmak istiyor. Azaltmak için de ne yapacaktır arkadaşlar? Bakın, denge bu yöne kayacaktır. Neden? Çünkü H2 ile klor tepkimeye girsin, HCl oluşsun ki böylece H2'nin derişimi bir miktar azalsın. O yüzden H2'nin derişimini azaltmak için denge ürünler yönüne kayacaktır. Peki o zaman bunu öncelikle şurada bir gösterelim. Köşeli parantez derişim demekti. Biliyorsunuz bizim yaptığımız etki neymiş? H2'nin derişimini arttırmak. Sistem ne yaptı? Tepki gösterdi. Sen H2'nin derişimini arttırdığın zaman o azaltıcı yönde ürünlere doğru kaydı. Ne yaptım o zaman? Sonuçta demiştik ki size, normalde bir sistem dengedeyken sen sistemin dengesini bozacak bir şey yaptığın zaman onu yok etmeye çalışıyor ama yapılan etki yok edilemiyor. O yüzden sen H2'nin derişimini arttırdın. Sistem bir miktar azalttı ama yaptığı etkiyi yok edemediği için başlangıca göre gene H2'nin derişimi arttı diye söylerim. Denge sağ kaydı. Klor ne yaptı? H2 ile tepkimeye girerek derişimini birden azalttı. O yüzden klorun derişimi azalır derim. HCl'nin derişimine baktım. Denge sağ kaydığına göre bir miktar oluşacak. Bu durumda HCl'nin derişimi artacak diye söylemem gerekiyor. Şimdi bunun gibi etkilerin grafikleri de vardır ve bunlar da önemlidir arkadaşlar. Başlangıçta bakın, sistem dengede olduğu için, dengedeki bir sistemde her şey sabitti hatırlayın. Derişim sabitti, sıcaklık sabit, basınç sabit, mol sayısı sabit. Sistem dengede. Burası dengedeki sistemin derişimini gösteriyor. Denge 1 diyeyim hatta bunu. HCl'nin derişimi sabit, klorun derişimi sabit, H2'nin derişimi sabit. Ne yaptık? Sonra biz bir etki yaptık. Yaptığımız etki H2'nin derişimini arttırmak. H2'nin derişimini birden arttırdığımız için bu şekilde ifade ediyoruz. Sonra ne yaptı? Sistem bunu azaltmaya çalıştı. Azalttı ama yaptığı etkiyi yok edemeyeceği için bakın bu başlangıç derişimine hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Ulaştığını gösteren grafikler yanlış olacaktır zaten. Klorun derişimi ne yaptı? Birden azaldı. Onu da şöyle gösterelim. Bakın yine sistem derişim sabit oluyor. Dengeye geliyor. HCl'nin derişimi ne yaptı? Denge sağ kaydığı için bir miktar arttı. Bu yüzden biz buranın, şuranın etki olduğunu söylersek burası da denge 2 durumu
olacaktır. Demek ki biz sistem dengedeyken sabit hacimli kapta tepkimede yer alan maddelerden bir tanesini ilave edersek bu durumda sistem onun derişimini azaltacak yönde hareket edecektir. H2 ilave ettik. Sistem H2'nin derişimini azaltmak için sağ yani ürünlere kaydı. Başlangıçta sistem dengede olduğu için her bir maddenin derişimi sabit. Bundan sonra ben H2'nin derişimini birden arttırdığım için grafikte böyle gösteriyorum. H2'nin derişimi arttı. Sistem azaltmak için sağ kaydı. Ama yapılan etkiyi yok edilemeyeceği için H2'nin derişimi azalsa da başlangıç değerine asla ulaşamayacaktır. Denge sağ kaydığı için klor derişimini birden azalttık. HCl derişimini de birden denge sağ kaydığı için arttırdık. Hatta buradaki değişimleri biliyorsunuz kas sayılarıyla doğru orantılı olarak bu 2A kadar artacaksa, bakın çünkü kas sayısı 2, bunlar da A kadar A mol azalacak ya da A molar azalacak, bu da A molar azalacak diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Geldik, bir sorumuz var burada. Sabit hacimli kapta X katısı artı Y gazı Z gazına dönüşüyor. Bu tepkime gerçekleşiyor. Aşağıda verilen etkiler yapıldığında dengenin hangi yöne kayacağını belirtin demişiz. Bakın öncelikle ben tepkimeyi yeniden buraya yazmak istiyorum. X katı artı Y gaz denge tepkimesi Z gazını oluşturuyor. Bir kere sen normalde X katısı eklersen dengenin yönünü bulalım. Şimdi biz KC'yi yazdığımız zaman KC bu tepkime için Z'nin derişimi bölü Y'nin derişimidir. Neden X almadık? Çünkü ilk denge sabitine biz katıları ve sıvıları yazamıyorduk. Gazları ve sudaki iyonları yazıyorduk. Katı maddenin normalde sen miktarını arttırırsan derişimi de normalde değişmeyeceği için, çünkü hacmi artacaktır arkadaşlar. Derişimi değişmediği için, KC'de de yer almadığı için sen bir kimyasal tepkimede katı bir madde varsa ve o katı maddeden ilave ediyorsan dengenin yönü bozulmayacaktır. Burada denge bozulmaz diyeceğim. Herhangi bir yöne kaymayacak yani. Bozulmaz. Sisteme Z gazı eklersem, Z'nin derişimini arttırdım. Sistem Z gazı KC'de yer alıyor. Zaten gazların derişimleri biliyorsunuz sabit hacimli kapta gerçekleştiğini söylemiş soruda. Burada Z gazının derişimini arttırdın o zaman. Sistem azaltmak için sola kaydı. Bu durumda sola kaydığına göre dengemiz normalde girenlere kayar diyebiliriz. Girenlere kayar. Y gazı çekersek, Y gazının miktarını azalttık. Y gazının miktarını azalttığımız zaman sistem tepki gösterecek. Ne yapacak? Arttırmak isteyecek. Arttırmak için sola kayacak. Bu durumda yine girenlere kayar diyebilirim. Devam ediyorum. Normalde kaba Y gazı ilave ederse, Y gazı ilave ettim, Y'nin derişimini arttırdım. Sistem tepki gösterecek, Y'nin derişimini azaltmak isteyecek. Y'nin derişimini azaltmak için de ürünlere kayacak. Böylece ürünlere kayar diyebiliriz arkadaşlar. Demek ki bir kimyasal tepkime değer denge sabiti içerisinde yer almayan bir madde ilave edersen, ki normalde bu katı ya da sıvıdır çünkü onların derişimleri sabittir. O yüzden dengenin yönünü değiştirmeyecektir. Burada dikkat etmen gereken şey budur. Geldim ikinci etkimimiz, basınç hacim etkisi. Sürtünmez pistonlu kaplarda çalışıyoruz arkadaşlar. Sürtünmez pistonlu kaplarda biliyorsunuz basınç sabit. Sistem dengedeyken sabit sıcaklıkta piston A'dan B'ye itiliyor diyor. O zaman bir etki yaptık. Ne yaptık? Derişimden bakalım. Molarite eşittir M bölü B. Pistonu A'dan B'ye itersen bu kimyasal tepkime için hacmi ne yaptın? Küçülttün. Hacmi küçülttün. Derişim ne yaptı? Arttı. Bakın ters orantı. Derişim arttı ama kimin derişimi arttı? Bu sistem dengede. Sistem dengedeyse XO gazı da var ortamda. X2 de var. XOI gazı da var. Bunlar sürekli böyle birbirlerine dönüşüyorlar. Bu durumda ortamda her maddeden olduğuna göre her maddenin derişimi arttı diyebilirim arkadaşlar. Pistonu sıkıştırdığım zaman her maddenin derişimi arttı demektir. Çünkü bütün gazlar sıkıştı. Ben ne yaptım? Derişimi arttırdım. O zaman yaptığım etki derişimi arttırmak. Sistem ne yapacak? Tepki gösterecek. Tepkisi ne olacak? Derişimi azaltmak isteyecek. Derişimi azaltmak için de mol sayısının az olduğu kısma gidecek. Az olduğu tarafa gider. Ne taraf o taraf bakalım. Hepsi bakın gaz fazında. Burası 3 mol, burası 2 mol,
madem biz derişimi azaltmak istiyoruz, mol sayısının az olduğu tarafa, yani ürünlere kayacaktır. Ürünlere kaydı. Bu durumda diyeceğim ki X O'nun derişimi azaldı ama yapılan etki yok edilemediği için başlangıca göre gene artmış oldu. I2'nin derişimi bir miktar azaldı ama yapılan etki yok edilemeyeceği için başlangıca göre gene arttı. X O I'nın derişimi de arttı. Bu durumda toplamda da arttı demektir. Derişim zaman grafiğine baktığımız zaman sistem başlangıçta dengede olduğuna göre her bir maddenin derişimini sabit kabul ettik arkadaşlar. Sonra ne dedik? Yaptığımız etki. Bu denge 1'di. Denge 1, sonra bizim yaptığımız şey bir etki yapmak. Pistonu sıkıştırdık. Sıkıştırdığımız zaman derişim arttı. Kimin derişimi arttı? Hepsi gaz fazında olduğuna göre hepsinin derişimi birden arttı. O yüzden hepsinin derişimi bir miktar artmış şekilde böyle gösterelim. Sonra denge 2'yi kurarken derişim arttı. Sistem derişimi azaltmak için mol sayısının az olduğu tarafa, yani ürünlere kaydı. Ürünlerde daha az mol sayısı var. Bu durumda dedim ki XO'nun derişimi bir miktar azaldı. X2'nin derişimi bir miktar azaldı ama yapılan etkiyi yok edilemeyeceği için başlangıca ulaşamadı. XO'nun derişimi de bir miktar daha arttı diyebilirim. Böylece sistem yeniden dengeye geldi. Burası da denge 2 oluyor arkadaşlar. Gelelim, bir sorumuz var burada şimdi. X2 ile O2 tepkimeye girip XO'yu oluşturmuş. Bu tepkimedeyken diyor, dengede iken, tepkimesi dengede iken kabın hacmi küçültülüyor. Buna göre yeniden denge kuruluncaya kadar A, B, C, D nasıl değişir diye söylemişiz. Bakın arkadaşlar, şimdi şöyle düşünün. Yaptığım etkiye baktığım zaman kabın hacmini küçültüyormuşum. Molarite eşittir M bölü V. Hacmi küçülttüm, derişim artar. Kimin derişimi artar dersen, hemen yazalım. Hepsi gaz fazında. O zaman X2'nin derişimi artar. O2'nin derişimi artar. XO'nun derişimi ne yapar? O da artar. Tepki gösterecek sistem. Tepki için ne yapıyorduk? Dedik ki sistem derişim arttığı için, derişimi azaltmak için şöyle yazayım. Mol sayısının az olduğu tarafa gider. Baktım burada 2 mol madde var. 2 mol madde var. Mol sayıları eşit. O zaman ne yapacağım? Denge bozulmaz diyeceğim. Herhangi bir yere gitmez o zaman. Sağa ya da sola kaymaz. Dengenin yönü. Dengenin yönü değişmez. Peki X2'nin mol sayısı denge sağa ya da sola kaymadığına göre azalır ya da artar diyemem. Değişmez diyeceğim. O2'nin derişimi, pistonu sıkıştırmıştım. Sıkıştırdığım zaman bakın O2'nin derişimi ne yaptı? Arttı. XO'nun derişimi denge sağa ya da sola kaymadı ama yapılan etkiyle birlikte XO'nun derişimi arttı. Buna göre arkadaşlar böylece sorularımızı tamamlamış olduk. Dediğim gibi bu konuya ait daha ayrıntılı ve daha fazla soru görmek istiyorsanız sizi Umut Öncül Akademi'ye bekliyorum arkadaşlar.